Gizli gizli kaçışına ölürüm kız. Bana bak, yine sahile gidelim mi bugün? Ay yok artık ya, bir gören olacak Ergun ama olmaz ya. Kim görecek Allah aşkına, kim görecek, kim bilecek ya? Sahilde gezeceğiz diyorum, alt tarafı balıklar görecek. Onlar mı abine söyleyecek? Onların hafızası 3 saniye. Kıyıya varana kadar ikimiz de unuturlar, sen merak etme. Ya ben yani her şey mahvolacak diye çok korkuyorum biliyor musun? Ya çok az kaldı ya, birazcık sabret. Bak bir yıl geçti bile yani. 3 senecik kaldı. Cik. Evet. 3 senecik. Nazlı ne diyorsun sen ya? Sen ne diyorsun? Sen bir cikin, bende neye tekabül ettiğini biliyor musun sen? Neye? Bincik. Bincik onlar, bincik. Seni de bincik bincik yiyeceğim şimdi ha. Yapma öyle diyorum, bak kıvırcıklanma diyorum sana bak. Bak ya bak, bak gündüz vakti. Ne yapıyorsun sen öyle? Sen bana naz mı yapıyorsun kız? Kız ben senin nazını, niyazını yerim. Niyazı da Niyazi gibi oldu ya. Ay. İçim kalktı vallahi. Galiba o her şeyi biliyor. Vallahi söyleyecek diye benim ödüm patlıyor biliyor musun? Ya Allah korusun da ya. Bak abim bizi Niyazi'den öğrenirse bana çok koyar. Ayrıca olay çok büyür, sonra o olay beni hapse koyar. Vallahi billahi bak. Ay Allah korusun ya. Aa, abime mi geldi bu zarf? Ha. Aa, ne var acaba içinde? İşte beyefendi lütfedip dükkanımızdan içeri girerse vereceğiz ama kaprisinden dükkana uğramıyor. Ay Ergun, açsak mı acaba ya, bize kızar mı? Ne bileyim ya, yani. Kızmaz değil mi be? Dur açalım ya. Açalım. Kızmaz tabii, ne bileyim. Açalım o zaman, ver açayım ben. Merak etmiyor musun? Ver, ver. Atsana ya. Ne yapıyorsunuz siz? Aa! Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Başkasının mektubu açılır mı Ergun? Senin niye ölesin var bugün? Bu bugün ölecek bu. Ölecek, sebebi de ben olacağım. Bunun derdi bu. Sana ne oğlum, sana ne? Ne demek sana ne ya? Bu insan hakları var, özgürlük var. Başkasının mektubunu açmak, başkasının evini soymak gibi bir şey. Ya Nazlı, hadi Ergun okumamış bir insan. Ama sen öyle mi? Okumuş, mürekkep yalamış bir insansın. Yakışmaz yani. Yakışmaz yani Ergun. Açmayın başkasının mektubunu. Ya bırak. Ben gidiyorum Ergun. Sen git, kan görmeye git. Kan görmeye dayanamıyor da git sen git. Sen git. Gülden. Nazlı, ne haber? İyiyim, sen ne yapıyorsun Göpçüm? Biraz konuşalım mı? Konuşalım. Hadi gel. Gel. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Nasıl geçti aile yemeği, anlatsana. Bilmiyorum Nazlı ya. Ya bu çocuğun ailesi çok... çok görgülü, çok hoş insanlar. Ne bileyim, çok güzel hediyeler verdiler. Amerika'daki hayatlarından bahsediyorlar. İhtişamlı, çok güzel bir hayat. Bilmiyorum. Hmm. Hoşuna gitti yani. Mesela Tamer de çok görgülü bir çocuk, çok kültürlü. Çok güzel şeylerden bahsediyor. Bana çok değer veriyor. Sanki hayalimdeki kişi çıka geldi ama... Anladım ben seni. Nereden çıktı bu çocuk ya? Aklımda hiç evlilik fikri yokken. Ay senin kafan karmakarışık olmuş Gülden ya. Oğlum, evladım, öyle okumamış mı okumamış filan konuşuyorsun. Oğlum ben seni bak, lan bu mu barış? Bu mu lan barış anlaşması ha? Bu mu? Yok be Ergun, sorun yok. Bir kaset daha dolduracaktım karışık. Lan ben sana bir kaset dolduracağım var ya. Bu dükkanda ne kadar kaset varsa içindeki bütün şarkıları sana dolduracağım ha. Çala çala gezeceksin vallahi. Ve sübhanallah. Allah'ım sen beni niye bununla sınıyorsun ya? Sen beni niye bununla sınıyorsun? Ben daha o kadar erişkinliğe erişmedim ki buna dayanayım.
Keyfimi de kaçırdı, kızı da kaçırdı. Delik kapalı. Hasbinallah, hasbinallah ve sübhanallah ya. Ahmet ne haber? İyidir. Ahmet'im tamam, büyütme istersen. Ya olur mu Ergun Plak? Büyütüyorsa bir bildiği vardır Ahmet abinin değil mi? Bunun da bugün ölesi gelmiş. Dükkanda benim keyfimi bekliyor. Ben de gün batmadan öldürmeyeyim istiyorum. Kafaya esiyor ya, kafa eserek de gitti bununki. Ne diyorsun oğlum sen? Bilip bilmeden konuşuyorsun. Ya Ahmet abi, ben senin arkandayım. Elbet senin bir bildiğin vardır mutlaka. Sübhanallah. Dal dal çıkarken haber ver.